Öncelikle herkese merhabalar dostlar, ben Kerem. Bugün sizlere Project Alpha Mod versiyon 0.1.5 sürümünün bir genel tanıtımını yapacağım. Ayrıca artık linkleri açıklamadan verdik, şu anda bilgisayar ve Android versiyonları şeklinde iki farklı versiyon şeklinde indirebilirsiniz. Fakat hemen hiç kimse videodan gitmeden önce Androidçiler hakkında bir duyuru yapmak istiyorum. Videoya geçmeden önce arkadaşlar açıklamadan aşağıda hemen bir like atar ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim abi. Şimdi Androidçiler için ufak bir duyurumuz var abi. Android'de bildiğiniz üzere versiyon 0.1 sürümünde iki versiyon şeklinde çıkarmıştık. Bir tanesi düşük sistem kullanıcıları için yaptığımız versiyondu. Bir diğeri ise normal sistem kullanıcıları için yaptığımız versiyondu. Şimdi bu sürümde versiyon 0.1.5 güncellemesinde tek APK olarak çıkardık. Fakat yani hani normal sistem APK'sını desteklemeyen bir telefonda da açabilirsiniz bu sürümü. Nasıl yapacaksınız bunu? Şimdi onu sizlere göstereceğim. Şimdi Android için abi APK'yı indirdiniz. %49'da dondu. Bu telefonunuzun kaldırmadığı anlamına gelmez. %49'da donduysa sadece çarpı 5 scale desteklemiyor anlamına gelir. Peki bunu nasıl çözeceksiniz abi? %49'da donduktan sonra oyununuzu yeniden başlatın. Bu sefer yüksek ihtimalle açılacaktır ama hemen şu aşağıda şöyle bir çarpı 5 scale desteklenmiyor hatası verir yüksek ihtimalle. Eğer bu hatayı görürseniz çözmeniz gerçekten de çok kolay. Şimdi hemen şöyle bir olayı anlatayım ben nelerin olduğunu. Şu gördüğünüz abi ölçek olayları, bütün bu çıkan sorunların tamamı bu gördüğünüz ölçeklerden kaynaklanıyor. Şimdi Android'de default olarak ayarlanmış hali çarpı 5. Yani oyunu ilk açtığınızda oyun çarpı 5'te açılıyor. Fakat şöyle bir şey var. Çoğu telefon çarpı 5 scale'ı desteklemiyor. Şimdi çarpı 5 scale desteklemediği için ilk açılışta telefonunuz da %49'da donuyor. %49'da donduktan sonra kapatıyorsunuz oyunu, tekrar açıyorsunuz ve bu kez çarpı 1 scale'da açıyor. Ve çarpı 1 scale'da hemen hemen tüm telefonlar destekliyor. Fakat çarpı 1 scale'da da gerçekten çok kötü bir görüntü kalitesi oluşuyor. Bu yüzden de kimse çarpı 1 scale'da oynamak istemiyor. Yani bir tane asker basıyorsunuz abi, bütün eyaleti kaplıyor o asker sayısının yazısı. Dolayısıyla çarpı 1 scale oynanmaz bir ölçek diyebilirim. Peki bu sorunu nasıl gidereceksiniz abi? Çarpı 5'i kaldırmayan telefonunuz yüksek ihtimalle çarpı 3 scale'ı kaldırır. Ve bu yüzden abi bu ölçekler ekranından çarpı 5 scale yerine çarpı 1 scale yerine çarpı 3 scale'ı seçeceksiniz. Ve telefonunuzda yüksek ihtimalle çarpı 3 scale'da oyun açılacaktır. Fakat çarpı 3 scale'da da açılmıyorsa yüksek ihtimalle artık telefonunuz bu modu desteklemiyor, bu modu kaldırmıyor demektir abi. Şimdi zaten bilgisayar sürümünde bildiğiniz üzere her şey normal. Bilgisayarda pek bir sıkıntı çıkmıyor yani Windows sürümünde. Çok büyük sıkıntılar yaşamadık kimseyle. Özellikle sıkıntılar Android sürümündeydi ve eğer bu gösterdiğim yöntemi yaparsanız Android'de de bir sıkıntı çıkmadan oyununuzu oynayabilirsiniz. Şimdi hemen eklediğimiz bazı özellikler ve önereceğim bazı ayarlardan bahsetmek istiyorum. Bugün eklediğimiz senaryoları tanıtmayacağım. Çünkü zaten geçtiğimiz iki video boyunca senaryoları tanıttım. Dolayısıyla bu videoda artık bence senaryoları tanıtmaya pek gerek kalmadı. Şimdi önerdiğimiz bazı ayarlar var abi. Hemen onları bir göstermek istiyorum. En iyi görüntü kalitesini almak için yapmanız gereken şey ayarlara girmek, eyalet ayarlarına girmek ve eyalet alfa 150, şehirlerin sayısı ayarında %100 yapmak. Bilgisayar kullanıcılarında zaten ayarlar direkt böyle gelir. Eğer Android kullanıyorsanız kendiniz bu ayarları bu hale getirirseniz şu anda şurada gördüğünüz görüntü kalitesini alırsınız abi. Hemen geri gelelim, tekrar geri gelelim. Şimdi eklediğimiz bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere versiyon 0.1 sürümünde Wonderstar, yani bazı şehirleri temsil eden simgeler bulunmuyordu. Mesela Atina'da bulunan bu tapınak, işte Ankara'da Antikabir, Kahire'de piramitler vesaire gibi bazı özellikler bulunmuyordu. Fakat versiyon 0.1.5 sürümüyle bu özelliklerin tamamını ekledik. Hatta Ankara'daki Anıtkabir Age of Civilizations 2'nin kendisinde bile bulunmuyordu. Bunu biz ekledik abi. Güzel bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi birkaç tane daha Wonders ekledik abi. Mesela Mısır'da iki tane var abi. Bir tanesi burada bulunan piramitler. Bir tanesi de El Hamam'da bulunan, şu anda adını tam hatırlamadığım bir fener. Bir şey feneriydi ama abi adını tam olarak hatırlamıyorum şu anda. Her neyse. Bir dahaki güncellemeyle tabi İstanbul'a Ayasofya ekleriz. Avrupa'da bulunan simge yapıları, işte Brandenburg Kapısı, Eyfel Kulesi vesaire gibi simgeleri ekleriz. Tabi bir dahaki güncellemeyle yani daha da iyi hale getiririz abi. Şimdi başka neler ekledik abi? Hemen onları da bir göstermek istiyorum. Bazı liderler ekledik. Hemen şuradan bir göstereyim onu da. Editör ve Leaders. İkinci Abdülhamid abi mesela oyunda bulunmuyordu ve benim büyük bir eksik olarak düşündüğüm liderlerden bir tanesiydi. Kesinlikle bulunmasını düşündüğüm liderlerden bir tanesiydi.
oyuna eklendi. Vladimir Lenin eklendi abi. Yine o da Age of Civilization 2'nin kendi oyununda bulunmuyordu. Bunu da yine biz ekledik abi. Bunun gibi birkaç tane daha lider ekledik. İşte 5. Mehmet, 5. George vesaire. Fakat tamamını göstermeyeceğim. Siz zaten oynadıkça yüksek ihtimalle göreceksiniz abi. Hangi liderler eklenmiş, ne özellikler eklenmiş. Ben şu anda sadece şöyle bir kısa bir eklediğimiz özelliklerin üstünden geçmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere versiyon 0.1'de bayağı bir eyalette gerçekten tur diyorum. Eyaletten eyalete geçememe sıkıntıları vardı. Mesela abi en ufak bir örnek olarak şu eyaletten şu eyalete geçemiyordunuz. Aynen. Bu iki eyalette hata vardı. Bundan buna, bundan da buna geçemiyordunuz. Çünkü arasındaki bağlantıyı yapmamıştık. Artık bu bağlantıyı yaptık. Bu eyaletten bu eyalete geçebilirsiniz. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi yaklaşık 34-35 tane hatayı düzelttik. Ayrıca bazı eyaletlerde nüfus yoğunluğu, ekonomi yoğunluğu ayarlarında düzenledik abi. Şimdi 2020 senaryosunda Eren Ceylan'ın da videosunu çektiğinde bayağı belirttiği sıkıntılar vardı. Mesela Çin'in nüfusu Amerika'dan, özür dilerim, Çin'in ekonomisi Amerika'da öndeydi. Amerika'nın nüfusu Çin'den öndeydi. İşte Rusya'nın nüfusu Hindistan'da öndeydi falan. Bunların hepsini abi teker teker düzenledik. Nasıl düzenledik? Şimdi bakıyorsunuz ki Çin'in nüfusu 6.125.000. Amerika'nın nüfusu 7.346.000. Diyorsunuz ki hala bunlar aynı. Neden değiştirilmemiş? Fakat biz bunlara güncelledik. Yapmanız gereken tek şey modern dünya senaryosuna girip 2 tur geçmek. 2 tur geçtikten sonra bütün nüfus ayarları, işte ekonomi ayarları vesaire gerçekçi, daha gerçekçi bir hale gelecek abi. Yani Çin'in, yani mesela nüfus sıralamasında Çin 1. Hindistan 2. olacak. Ekonomi sıralamasında ABD 1. Çin 2. Rusya 3. Almanya 4. Hindistan 5. olacak. Yani sıralama bu şekilde olacak. Toplam puanda da yine Amerika 1. Çin 2. sırada bulunacak. Türkiye'ye eklediğimiz göller abi, bunları geçen videolarda da belirtmiştim sanırım. Van Gölü ve Tuz Gölü'nü ekledik. Fırat ve Dicle nehirlerini Irak, Suriye, Türkiye boyunca ekledik. Kıbrıs'ı düzenledik. Bildiğiniz üzere Kıbrıs'ın şekli şemali bir değişikti. Girit'in de aynı şekilde şekli şemali gerçekten kötüydü. Onu da düzenledik abi. Düzenlediğimiz eyaletler bunlar. Bir de tabii ki oyunda çığır açacak bir özellik daha ekledik biliyorsunuz. Kanallar. Artık yani Türkiye'siniz. Hindistan'a gitmek için Suudi Arabistan'a, Ürdün'e, İsrail'e yalvarmaya ya da bütün Afrika'yı dolaşmaya gerek yok abi. Süveyş kanalından geçip çok rahat bir şekilde Hindistan'a ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Süveyş kanalının yanında bir de Panama kanalı ekledik. Artık aynı şekilde bütün Güney Amerika'yı ya da Kuzey Amerika'yı da dolaşmanıza gerek yok. Direkt Panama kanalından geçip Asya'ya ya da Güney Amerika'nın batısında bulunan istediğiniz bir devlete rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz abi. Bu özellikler de tabii ki bence, yani bana göre gerçekten güzel özellikler olduğunu düşünüyorum. Başka eklediğimiz neler var abi? Yeni medeniyetler. Bayağı bir yeni medeniyet eklendi oyuna. Mesela hani en ufaktan şöyle bir göstereceğim. Sadece şu Regions of Spain ve Regions of Italia'da bile ya yaklaşık 50 adet medeniyet ekledik bunlar için. Gerçekten uğraştırıcı oldu ama yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir sürede bunu yapmayı başardık. Şimdi Cold War senaryosunda bildiğiniz üzere abi, batıda bildiğimiz başında Merkel bulunan Almanya, doğuda ise Sovyetler Birliği bulunuyordu. Yani Almanya'nın batısında Merkel olan bir Almanya, doğusunda da Sovyetler Birliği bulunuyordu. Bunu düzenledik. Batıya Batı Almanya, doğuya da Doğu Almanya'yı koyduk abi. Tabii ki Cold War senaryosunda böylece düzenlemeyi unutmadık. Ayrıca bildiğiniz üzere 2. Dünya Savaşı senaryosunda Polonya'yı yanlışlıkla ben Sovyetlerin vasalı haline getirmiştim. Bu hatayı ben yapmıştım. Çünkü bildiğiniz üzere vasal ve saldırmazlık paktının simgeleri gerçekten çok benziyor. Benim amacım aslında aralarında sadece 10 turluk bir saldırmazlık paktı yapmakken yanlışlıkla Polonya'yı bir Sovyetler vasalı haline getirdim. Bu hatayı da versiyon 0.1.5 güncellemesiyle düzelttik. Versiyon 0.1.5 ile düzelten hatalardan bir tanesi de save bug'ı. Bildiğiniz üzere 2020 ve 1989 senaryolarında save bug'ı vardı. Yani giriyordunuz, oyunu kaydediyordunuz. Oyundan çıkıp tekrar girdikten sonra aynı kayda geri dönemiyordunuz abi. Bu sorunu da yine versiyon 0.1.5 sürümüyle halletmiş olduk. Artık 2020 senaryosunda da gönlünüz dilediğince oynayabilirsiniz. Şimdi bazı senaryolar hakkında bir duyuru yapmak istiyorum ben hemen kısaca. Şimdi yeni eklediğimiz senaryolardan mesela abi hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Kaiserreich senaryosu, 1917 senaryosu, 1. Balkan Savaşı 1889-1870, Sanayi Devrimi 1792-1650, Rise of Mongols, Rise of İslam. Bu senaryoların tur geçişleri gerçekten çok hızlı. Yani oyunun başından itibaren çok hızlı. Modern dünyada da arkadaşlar şöyle bir şey var.
İlk 21 tur boyunca gerçekten biraz sıkıntı yaşayacaksınız. İlk 21 turda gerçekten turlar yavaş. Bunu ben de yaşadım ve 21. turdan sonra arkadaşlar aradaki değişimi siz de kendi gözlerinizde rahat bir şekilde görebileceksiniz. Demek istediğim şu ki modern dünya senaryosunda 21. turdan sonra tur geçişleri hızlanıyor. Yani eğer modern dünya senaryosunda şöyle bir 10 tur oynadıktan sonra hemen derseniz ki bu turlar çok yavaş geçiyor. Yani hemen öyle bir yanılgıya düşmeyin. 21. turdan sonra tur geçişleri gözle görülür derecede hızlanıyor. Başka duyurmam gereken bir şey var mı abi? Sanırım başka duyurmam gereken bir şey yok. Tabii ki de eklediğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi de arka plan. Arka plan bildiğiniz üzere versiyon 0.1 sürümünde gerçekten çok iç karartıcıydı, siyahtı. Hani bir barış antlaşması yapmak isterken eyaletleri seçmekte zorlanıyordunuz. Fakat bu sürümle eklediğimiz yeni arka plan gerçekten de çok daha güzel bir görüntü veriyor. Tabii videonun en başlarında gösterdiğim ayarları yaparsanız daha da güzel bir görüntü alırsınız abi. Yani demek istediğim eyalet alfa 150, şehirlerin sayısı ayarında %100 yapacaksınız. Şimdi şöyle bir girip bir özelliği daha göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere versiyon 0.1'de gerçekten çok az sayıda şehir ismi bulunuyordu. Toplam yaklaşık hatta yaklaşık değil tam olarak 496 adet şehir ismi bulunuyordu. Fakat bu sayı versiyon 0.1.5 güncellemesiyle 2400'ün üzerine çıkarıldı. Yani abi yaklaşık 6 katından bile fazla yeni şehir ismi eklendi Adil tarafından. Şimdi gördüğünüz üzere zaten şöyle bir direkt baktığınızda da artık şehir isimlerinin fazlalığını görebilirsiniz. Yani artık harita bomboş görünmüyor. Maalesef versiyon 0.1'de şehir ismi sayısı az olduğu için harita böyle bir boş görünüyordu abi. Yani güzel bir görüntü olmuyordu. Görüntüyü biraz bozuyordu. Artık eklediğimiz şehirlerle gerçekten daha güzel bir görüntü alabileceksiniz abi. Gördüğünüz üzere hiçbir yeri es geçmedik. Afrika'da dahi gereken bütün toprakları, bütün şehir isimlerini daha doğrusu ekledik. Sanırım abi başka tanıtmam gereken fazla bir özellik kalmadı. Dediğim gibi abi tur geçişlerinin hızlı olduğu senaryoları sizlere tek tek saydım. O senaryolarda yani Modern World senaryosunda çoğu kişi de 21. turdan sonra hızlanacaktır. Ama hala da hızlanmıyorsa söylediğim senaryolarda oynamanızı kesinlikle öneririm. 1889, 1870, 1750 vesaire senaryolarında oynamanızı gerçekten öneririm. Yani şimdi mod büyük bir mod abi. 13.316 adet eyalet bulunuyor. Yani bu da normal Earth Map'inden biraz daha fazla donmasını, kasmasını normal hale getiriyor bence. Bence gayet normal. Yani çünkü normal haritadan yaklaşık 4 kat büyük. Hatta yaklaşık 4 kattan da fazla. Dolayısıyla abi biraz kasma, biraz donma olması düşük sistemlerde bence gayet normal. Dediğim gibi 21. turdan sonra modern dünya senaryosunda hızlanır. Hızlanmazsa da diğer senaryoları tercih edebilirsiniz abi. Şimdi 80 adet de bu arada yeni şekillendirilebilir medeniyet ekledik. Bildiğiniz üzere şeyde versiyon 0.1'de Osmanlı ve Turan şekillendirme bulunmuyordu. Fakat artık şöyle bir Türkiye olup oyna diyelim. Hemen sizlere onları bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere Ottoman Empire yani Osmanlı İmparatorluğu artık formlanabilir durumda. 1683 yılındaki en geniş sınırlarıyla formlanabilir hale getirdik. Dolayısıyla artık Osmanlı'yı kurmak 4269 eyaletli normal Avcı haritasındaki kadar kolay olmayacak. Biraz uğraştıracak, biraz vaktinizi alacak diyebiliriz. Zaten abi bu modu yapmadan önce yani bu moda ta başlamadan önce bizim ilk amacımız da buydu abi. Oyunu daha uğraştırıcı, daha zor hale getirelim. Çünkü herkes Age of Civilizations ki hani gireyim şurayı bir keseyim burayı keseyim direkt çıkayım gideyim diye oynuyordu önceden. Fakat bu modla abi bu düşünce şekli bence artık birazcık değişecek. Çünkü artık karşınızda en azından eskisine göre biraz daha zor bir oyun bulacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki de ultimatum ve ticaret baklarını kullanmadığınız sürece kesinlikle kullanmanızı önermiyorum abi. Çünkü ultimatum ve ticaret bakları benim için bir hiledir abi. Dolayısıyla yani hileyle oynamayı sevmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kullanmamanızı öneririm. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Turan Birliği'ni de ekledik. Sadece Türkiye'ye değil Turan Birliği'ni. Burada bulunan işte Özbekistan, Kazakistan vesaire gibi diğer Türk devletlerine de Turan Birliği formlamayı ekledik. Artık dilerseniz Turan Birliği'ni formlamak adına oyuna giriş yapabilirsiniz. Tabii ki abi biz şimdi bu sürümü çıkardıktan sonra aklımızdan şöyle bir şey geçiyor. Biz bu mod için bir başarım tablosu hazırlayalım. Yani mesela abi forumda, yabancı forumda, ageofcivilizationsgame.com forumunda şöyle bir konu açacağız. Diyeceğiz ki işte Osmanlı ile şu kadar şu kadar turda özür dilerim. Türkiye ile şu kadar şu kadar turda Osmanlı kurun.
Efsanevi zorlukta. Eğer kurarsanız işte Discord grubumuzda VIP üyelik alacaksınız. Kuranlar, kurabilenler Discord grubunda VIP üyelik alacak vesaire gibi böyle başarımlar da hazırlamak istiyoruz. Tabii eğer bu fikrimizi destekliyorsanız abi yorumlardan bu fikir hakkında yorumlarınızı belirtmeyi de unutmayın. Eklediğimiz şekillendirilebilir medeniyetler haricinde sanırım artık fazla gösterecek bir şey kalmadı. Göstereceğim her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Evet abi, gösterecek fazla bir şey kalmadı. Bu videoyu da o zaman artık burada bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi Android'de çıkan sıkıntıları videonun başında anlattım. Eğer videonun başına atladıysanız falan tekrar dönüp eğer Android oynuyorsanız tekrar dönüp oraya bir daha bakmanızı öneririm. Yine hızlı tur geçişleri, yavaş tur geçişleri, hangi senaryolarda hızlı, hangilerinde yavaş, ne zaman sonra hızlanıyor, bunların hepsini de anlatmaya çalıştım yine video içinde. En iyi görüntü kalitesini almanız için de eğer tarafı 150 şehirlerin sayısı ayarında %100 yapmanızı önerdim. Videoyu da artık burada bitirelim. Açıklamadan modun versiyon 0.1.5 güncellemesini rahatlıkla indirebilirsiniz. Kurulum için yapmanız gereken tek şey şu anda sizde bulunan mevcut Project Alpha versiyonunu silip yerine aşağıdaki linkten indireceğinizi yüklemek abi. Yüklemesi zaten çok kolay. Dosyayı indiriyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz ve klasörü çıkart diyorsunuz. Sonra dosyaya girip AOC2X'e tıklayıp oynuyorsunuz abi. Bu kadar basit. Videoyu da artık burada bitirelim arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden ağacıkemoding.tr Discord grubuna katılabilir ve bizlere aklınızda kalan bütün soruları sorabilirsiniz. Ayrıca bizleri Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bayonu Games sitesinden de bizlere minimum 3 TL tutarında bağışta bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.